Şimdi aşama aşama yapacağım. Önce şurada büyük kasem dursun. Hemen şöyle iki tane alalım. Bunun içine direkt peynirlerimi koyuyorum. Pudra şekerimiz var. Hemen onu ekliyorum üzerine. Limon kabuklarını istiyorum. Çünkü içine biraz meyve koyacağım. Ve gerçekten ikisi beraber çok güzel oluyor. Bugün meyve olarak ben böğürtlen kullanacağım. Siz ne istiyorsanız tercih edebilirsiniz. Hiç fark etmez. Şöyle yaklaşık bir yemek kaşığı kadar içine limon suyu da sıkacağım. Hemen mikserimle ilk önce peynirleri. Önce düşük ayarda. Bunu buzdolabına koyacağım diğer işlerim bitene kadar. Çünkü stüdyomuz birazcık sıcak, sulanmasını istemiyorum. Bir paket krem şantimiz var. Hemen içine döktüm. Bir çay bardağı sütüm. Hemen krem şantimi de çırpmaya başlıyorum. Ana karışımımızı büyük kasemizin içine hemen döküyorum. Şimdi krem şanti gerçekten çok cezbedici görünüyor. Burada yaklaşık 1,5-2 su bardağı kadar taze meyvem var, böğürtlenim. Şöyle bir çatalla bunları önce biraz ezeceğim. Şöyle yarı bütün, yarı parçalı şekilde karışımımın içine ekledim. Alttan üste doğru bütün karışımı birbirine yedireceğim. Şimdi bunu da aynı şekilde hemen bisküvilerim hazır olana kadar buzdolabına koyacağım. Özel hiçbir şey yapmıyoruz. Zaten çok lezzetli olan bu bisküvileri direkt rondomun içine aldığı kadar koyacağım. Artık kocaman kavanozları doldurmaya başlayabilirim. Önce bisküvilerden koyacağım. Bisküvileri böyle irili ufaklı bıraktım. Kremamı en son şöyle bir iki defa daha karıştıracağım. Biraz da elimizle üzerine. Çok fazla koymayın, alttaki rengi kapatmayalım. Sadece şöyle. Şöyle bir yaprak tam limon kabuklarının önüne.